Soğan vi puan puan. Merhaba arkadaşlar. Neden böyle bir giriş yaptığımı merak ettiniz değil mi? Merakınızı gidereyim hemen anlatayım. YouTube Analytics'ten abonelerin hangi ülkelerden olduğuna baktım geçen gün arkadaşlar. Şaşırtıcı bir oranla Tayland'dan takip edildiğimi gördüm. Buradan tüm Taylandlı dostlarıma kendi dillerinde selam göndermek istedim. Sebep bu. Tayca ya da Tay dilinde. Ne derseniz. At dili. Sadece bu kadar da değil. Asıl bombayı şimdi söylüyorum. Yine Analytics'ten öğrendiğime göre Unknown Region yani bilinmeyen bölgeden de takipçilerimiz varmış arkadaşlar. Dünyanın her bir köşesi ve yakın gezegenler bilindiğine göre uzaylıların da kanalımızı izlediğine kanaat getirdim. Nasıl? Arkadaşlar uzaylılar var. O uzaylılar var olmakla yetinmedi. Kanalımıza abone olarak Türkçeyi de bildiklerini işaret etmiş oldular bize. İçimde böyle sevinçli, kıvançlı duygular şey oldu. Bu bilimsel başarı hepimizin arkadaşlar. Ben sadece bir vesile oldum. Bilim dünyasına ufak bir armağanım olsun. O zaman diyorum ki neden dünyadaki insan sayısıyla sınırlı kalayım? Hemen bir challenge yapayım. Eğer bu videoya 10 milyar like gelirse günde 2 litre su içeceğim arkadaşlar. Uf çok heyecanlı. Bakın bu yolla uzaylıların nüfusunu da tespit edeceğiz. Çaktınız mı köpteği? Çok zekalıyım şu anda. Zekam çok büyükmüş. Çok absürt bir yere düştüm arkadaşlar. Lootumuz biraz dandik oldu. Devam etmemiz lazım o yüzden. Millet deli gibi toplamıştır şimdi her şeyi. Biz endandik pompalıyla takılıyoruz. Allah'tan adam yok buralarda. Ağzımızı yüzümüzü mermilerdi. Mermilerlerdi. Japon evi en sevdiğim. Buraya ilk defa geldim. Lootu nasıl acaba? Arkadaşlar dikkatli gözlerinizden facecam açtığım kaçmamıştır. Baha Şahingeri adlı arkadaşımız facecamli video istemişti. Ben de kendi kameramı kardeşime kaptırdığım için peçete kağıdından facecam yaptım. Bu videoyu da bu şekilde yayınlıyorum arkadaşlar. Gözlerim biraz pörtlek çıktıysa kusura bakmayın. Aslında ceylan gibidirler. Saçlarım da kesinlikle sarı değil. Şimdiden söylüyorum. Aksi şekilde doktorunuza danışınız. Bu facecam olayına karşı değilim arkadaşlar. Hatta kameralı milyon tane videom var. Ama çok gönüllüsü de değilim açıkçası. Sonuçta oynadığımız bu oyunlar bir sanat eseri. Sanki böyle kamera koyunca uyum bozuluyor gibi geliyor bana. Bir oyun videosu açtığımda herifin tipine sövmekten videoyu izleyemiyorum ben. Bu konudaki yorumlarınızı şey edebilirsiniz. Haklı mıyım? Yok değilsem, haksızsam yaşınız kaç? Misal bunları söyleyebilirsiniz bana. Ben de ona göre cevaplarımı hazırlarım size. Evet. Lahmacun gibi loot yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Kimse huzurumuzu da bozmadı. Devam beybiler. Biraz daha loot yapak mı yoksa hemen güvenliğe gideyim mi bilemedim. Adam var. Oo, şimdi güzel lootumuz oldu işte arkadaşlar. Şimdi muhteşem bir lootumuz oldu. Arkadaşlar bu zıplamalı hoplamalı oyunları çok seviyorum. İşte Mario, Fortnite. Mario demiş miydim? Anam ne kadar tatlı oldum. Yer açmak için yaptım arkadaşlar. Oyunun sonuna da bırakabilirdim bu olayını. Aslında o zaman daha çok işe yarayabilirdi.
Çok güzel oldu ya. Tüm skinlerden güzel bence. Muhteşem oldum. Yetişebilir miyiz arkadaşlar? Sizce loot yapak mı? Daha nereme yapacaksam loot'u da bilemedim. Evet, biliyorsunuz ilk oyunumuzda 3 kill aldık arkadaşlar. İkincisinde 4. Şimdiki hedefimiz de 5 kill. Haritanın en uzak köşesindeyim. Sizce 5 kill alabilir miyim? Oyunu tam olarak sindiremedim. Dahi bir zebire çok uzun emek verdiğim için elim onun kontrollerine gidiyor bazen. Ama yavaş yavaş olacak yani. Fortnite daha hızlı. H1'de 4 kill almak olay ama burada oyun daha hızlı olduğu için daha çok kill alma ihtimali de var. Ama çabucak meftada olabiliriz. O yüzden daha dikkatli oynamamız ve daha hızlı olmamız lazım. Daha heyecanlı. Oyun daha hızlı bitiyor. İlerleyelim. Kimsecikler yok. Yapraklarımızı döke döke koşmaya devam ediyoruz. Ama sanki böyle daha yavaş hareket ediyor gibi. Bu arada arkadaşlar hiç yardımcı olmuyorsunuz vallahi. Bir sürü bilgi istedim sizden. Tık yok. Kanal tavsiyesi istemiştim. Bir tek onun hakkında BedoPV'den yorum gelmiş. Tekrar teşekkürler bu arada. Aslında ben Türkçe bir kanal arıyordum. Baktım YouTube'a 3 tane kanal buldum. Size de tavsiye ederim. Güzel kanallar bence arkadaşlar. Birisi Oyun Fatih'i, birisi Video Oyun, birisi de Yavuz Öksüz. Yavuz Öksüz PlayStation'da oynuyor. Diğerleri PC'den oynuyor arkadaşlar. Eğer bu kişilerden başka güzel kanal tavsiyeniz varsa hala dinlemeye hazırım. Bilgilerinize arz olunur. Mavi Panter adlı arkadaşımız H1Z1 için taktikli video istemişti arkadaşlar. İlk yayınlayacağım H1Z1 videosu da bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Bizi izlemeye devam edin. Yalnız ne zaman çekeceğim? O bana bile sürpriz valla. Bekleyip göreceğiz. Uzun zamandır PUBG çekmiyorum. Ona da bir bakmam lazım aslında. Trakyalı Man de onu istemişti. Ama belki yine H1Z1 daha önce gelir. İlk göz ağrımız sonuçta. Bu sıralar çok sık sorulan bir soru da aklıma geldi guys. Hangi video programıyla kayıt yaptığımla alakalı. OBS Studio ile çekiyorum. Bütün oyunlar için aynı ayarları kullanıyorum. Oyun renklerini de bu programla değiştiriyorum. Bilmiyorum hoşunuza gidiyor mu? H1'de güzel gibi ama Fortnite'ı bilemedim yani. Biraz koyu gibi. Ama eğer kayıt alacaksanız bilgisayarınızın performansı önemli. Çünkü OBS veya herhangi başka bir programda yaptığınız her iş işlemcinizi yorar. Bunu göz ardı etmeyin. Kayıt alırken. Çok önemli çünkü. Konuşuyorum, konuşuyorum, konuşuyorum. Biri gelip de kafama sıkarsa fena söverim. Duyuyorsunuz mu lan? Eskimi beğendiniz mi arkadaşlar? Bu konuyu çabuk geçtik. Pembiş gömleğim, kaslı çenem nasıl? He? Beğendiniz mi? Akşam oldu. Hala sakin sakin ilerliyoruz. Yapraklarımızı da döke döke bitiremedik. Bu kadar oynadık. Bu saatten sonra risk almamamız lazım. Oyuna yeni başladım malum. Silahlara falan alışmak kolay. Çünkü diğer oyunlarda da var. Ama diğer oyunlarda olmayan yok yapı inşaat, zıplayan bombalar, trambolinler falan. Onlara alışamadım hala. Acemilik çekiyorum. Aklıma gelmiyor kullanmak falan. Çok büyük hayallerim var. Ama uygulamaya gelince yani trash. Çoğunu kullanamıyorum bile. Ama alışacağız tabii. Yani inşallah. İnş. Hakikaten gece oldu ya. Evet, alın size bir örnek. Nasıl cebelleşiyorum oyunda görüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya bakın.
14 kişi kalmış. Bayağı adam var aslında daha. Varlar ama nirdalar. Bütün mesele bu. Oturmaktan her yerim ağrıdı, fıtık olacağım ya. Neredesiniz lan? Fıtık ettiniz beni. Brava. Tek kelimeyle brava arkadaşlar. Düşmana gerek yok. Ben kendime kıyarım. Ve sonunda adam gördük. Gördük. Yaşar. Mükemmel atlayışını gerçekleştirebilecek misin? Kaçtı mı? Ne yaptı? Hala bir şeyler inşa ediyor orada. Biz de şöyle kuralım, kendimizi koruyalım. Adamı göremiyorum. Ya orada saklanıyor ya da diğer açıdan. Aha. Bacak arasını kes. O lisansı bakkaldan ekmek alalım diye vermediler yavrum. Akıllı gez. Öteki hıyar ne yapıyor acaba ya? Diğer herifin lootunu alayım ben. Artık ortam gerginleşti guys. Bu saatte kim, nerede, kiminle, ne zaman belli değil. Bu yüzden yine çok dikkatli olmamız lazım. Şöyle rastgele sağımızı solumuzu kapatalım. İnsanların işini zorlaştıralım. Dürbünlü taarruz tüfeğimiz. Bunu en çok bunu seviyorum arkadaşlar. Çok fazla can azaltmıyor ama iyi bir silah yani. Seviyorum. Kullanması zevkli. Bir de kolay geliyor bana. Gidelim. İlerleyelim. İlerleyelim. Diğer adamdan korkuyorum açıkçası biraz ya. Evet, bandaj yapalım. Rakiplerimize bonus olmayalım. Allah'tan adam görmedik. Adam görseydik hemen bizi mıhlayacaktı, canımız az. Buradan karşıya geçebilir miyiz? Bence geçeriz. Hayatımın en başarılı karşıya geçişini yaptım şu an arkadaşlar. Güvenli bölgeye gidek mi? Yakınız. Rahat rahat gidebiliriz herhalde. Jesus. Ne oluyor lan? Hiç dikkat etmedim ya. Aslında görüyorum. Adam kocaman dikmiş orada kuleyi. Ya kaçtık. Ah. Adam lafı ağzımıza tıktı ya. Oha, bırakmıyor peşimizi. Drop. Buradan bizi görür mü? Görür. Ne yapacağız şimdi? Drop'a mı gitsek ya? Şuna mı dalaşsak? Yani sol tarafım da çok açık. Bir kule daha var. Romantikleri baş başa bırakalım arkadaşlar. Gidelim biz. Eyfel. Bir Eyfel daha. Güvenlideyiz. Sıkıntı yok. Drop'u alalım. Burada bir sinsi pusucu olabilir arkadaşlar. İnşallah yoktur. Alacağım galiba.
Ya o yamuk yumuk Allah'ım ya, labirent adam gelene kadar zaten ben burayı lootlarım. Aha. Neredesin? Oba! Midesini deştim arkadaşlar. Tedavimizi olalım. Çünkü daha yolumuz var. 5 kişi var. Kendimize bir çeki düzen verelim. Bandajımız olsaydı iyiydi. O maalesef ki ne yok. Şimdi ne yapacağım ya? Konsantrasyonum bozuldu. Evet, yine mühendislik mimarlık. Aman Allah'ım, çok iyiyim ya. Kapı bile yapabiliyorum. Açtım ben artık bu oyunu, açtım. Bandaj yok mu? Ya bende de güzel silahlar var. Şu sniper'a ihtiyacım yok. Neyse, bir şey almayayım ya. Mitralyöz de almayayım. Mitralyöz. Dayanamadım, aldım sniper'ı. Gulp, gulp, gulp. Nice. Bandaj, aha. Oo, işte bu. İnsanda biraz da şans olacak arkadaşlar. Ana, teke tek kaldık. Hadi bismillah. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Alırım ben o herifi ya. Alır mıyım? Delikanlı olduğumuz için biz gideceğiz. O gelmez. Kaldıramaz. Kaldıramaz. O yüzden biz gidiyoruz. Buradan kafamızı hemen sıkmasın da. Yo, hiç. Oo. Ya bilmiyorum, böyle kurdum bir şeyler ama o da kendi halinde. Acemi olduğumu anladım acaba. Ne yapıyorsun lan? Hadi be, bir kere vuramadı. Aha. Ya birkaç kez vurabilseydi keşke ya. Merdivenimizi yapalım. Ne yapıyorsun ya? Of. Lan şunları öldürse ne güzel olur ha. Herif bize vurabiliyor. Hadi be. Tecrübesizliğimizden gittik ya. Birincilik de yakın zamanda gelir inş. Arkadaşlar, bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Kendinizi rahat bırakın.